Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde ibret almamız ve yaratışındaki mükemmelliği idrak edebilmemiz için bize bazı yaratılmışlar üzerinden misaller vermiştir. Bu mucizelerden biri de develerdir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Deveye de mi bakmıyorlar ki o nasıl yaratılmıştır? Deve insanoğlunun Allah'ın yoktan var etme kudretini anlama hususunda aciz bırakan bir varlıktır. Her Müslüman Allah-u Teala'nın ayetlerini anlamak ve idrak etmek için üzerine düşünmelidir ki Allah'ın yüceliğini bilsin ve Allah'ın hakkını doğru takdir etsin. Deve, insanoğlunun kendisinden faydalanması için yaratılmış bir canlıdır. Yüklerini sırtında taşır, bir yerden başka bir yere götürmeye yardımcı olur. Etinin yenmesi de, sütünün içilmesi de Allah tarafından insanoğluna helal kılınmıştır. Tüyünde de, derisinde de insanoğlu için bir fayda yaratılmıştır. Deve, dört vasfı kendisinde toplar. Süt verici, binek, eti yenebilen ve yük taşıyabilen bir hayvandır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve eti yedikten hemen sonra abdest almayı emretmiştir ve develere özel olan mekanlarda namaz kılmaktan nehyetmiştir. Cabir bin Semura radıyallahu anhu'dan rivayetle bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Koyun eti yedikten sonra abdest almalı mıyım? Resulullah dilersen alırsın buyurdu. Adam deve eti yedikten sonra abdest almalı mıyım diye sorunca evet dedi. Bu hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşan bir emir niteliğindedir. Hadise göre kadın veya erkek her kim deve eti yerse namaz kılmak için abdest alması şarttır. Yine hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri develerin bulunduğu mekanlarda namaz kılmaktan da alıkoymuştur. İbn-i Mace ve İbn-i Hibban'ın kitaplarında yer verdikleri bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun ağırlarında namaz kılın ancak deve ağırlarında namaz kılmayın. Zira develer şeytanın yaratıldığı şeyden yaratılmıştır, buyurmuşlardır. İmam Ahmed bin Hanbel'den gelen başka bir rivayette ise deve ağırlarında namaz kılmayın çünkü develer cinlerden yaratılmıştır. Onların gözlerini ve durumlarını görmüyor musunuz? Koyun ağırlarındaysa namaz kılabilirsiniz çünkü onlar Rahman'ın rahmetine en yakın olanlardır, buyurmuştur. Ancak alimler bu hadislerden yola çıkarak develerin nasıl cinlerden veya şeytanlardan yaratılmış olduğuna dair net bir şey söyleyememektedirler. Bu alemde var olan, yaratılmış olan her şey Allah-u Teala'nın ol demesiyle olmakla yaratılmışlardır. Ayet-i Kerime'de bir şeyin olması dilendiğinde ona ol der, o şey hemen oluverir. Ancak İbn-i Kuteybe Rahimehullah develerin şeytanlardan yaratılmış olduğu hususunu şöyle açıklamaktadır. Develer şeytanların yaratıldığı şeyin cinsinden yaratılmışlardır. Başka bir hadiste de develerin şeytanların gözlerinden yaratıldıkları geçmektedir. Esasen develerin de tıpkı cinler gibi ateşten yaratılmış olmaları mümkündür. Sonra da tıpkı cinler gibi çoğalmış olabilirler. Ancak El-Hattabi der ki, tabiatları nedeniyle develer şeytanlığa nispet edilmiştir. Araplar her cine şeytan derler. Ebu Ubeyd şöyle demiştir. Tabiat ve yaratılış olarak develerin şeytanlara benzediği kastedilmiştir. İbn-i Hibban, şeytanlardan yaratılmıştır cümlesinin manasını şöyle yorumlar. Onların, develerin şeytanlarda komşulukları ve yakınlıkları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar şeytanlardan yaratılmıştır derken, onların yanında şeytanların olduğunu kastetmiş olabilir. İçinde şeytanların bulunabileceği mekanlarda namaz kılmak caiz olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, onlar şeytandan yaratılmıştır sözü, şeytanlarla yakındırlar, çevrelerinde şeytanlar bulunur manası taşıdığından, develerin barındığı yerde namaz kılmak caiz olmaz. Alimlerin araştırmaları sonucu develerin gerçekten de cinlerin yaratıldığı şeyden yani ateşten yaratıldığı ortaya çıkmıştır. Buradan çıkarılacak mana develerin cinlerle aynı sıfata sahip oldukları ve tıpkı cinler gibi şerre yol açabilecekleri, namaz kılanın aklını karıştırabilecekleri veya namazın bozulmasına sebep olabilecekleri için onlarla aynı mekanda namaz kılmanın caiz olmadığıdır.